kısa sürede neler işverene de... İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında Edso ve Edirne Ticaret Borsası tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Edso'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Edso Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla başlatılan istihdam seferberliğinin işverenlere ve yatırımcılara önemli fırsatlar sağladığını ifade etti. İstihdama katkı sağlayacak işverenlere farklı alanlarda teşvikler verildiğini anımsatan Zıpkınkurt şöyle konuştu. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Türkiye Ekonomi Şurası'nı yaptık ve bu Ekonomi Şurası yapıldığı anda Cumhurbaşkanımızdan bir istihdam seferberliği çağrısında bulunuldu. Türkiye Odalar Borsalar Birliği de bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda 2 hafta boyunca bakanlıklarla yoğun bir çalışma içine girerek ve bölgelerdeki işverenlerin sıkıntılarını 81 il ve ilçelerdeki oda ve borsalardan bizleri üyelerimizle istişare ettirerek talepleri doğrultusunda bir çalışma istediler bizden. Tüm oda ve borsa başkanları bölgelerimizde yaptığımız çalışmaları Ankara'ya bildirdik ve kısa sürede neler işverene neler destek olur, ne destekler olursa işverenin önü açılır veya yeni istihdam sağlanır konusunda bir toplantı yapıldı. Bu toplantının neticesinde de bakanlıklarla görüşmeler sonucunda bugün size görselde gösterdiğimiz gibi yeni teşvikler açıklandı. Zıpkınkurt, Edirne'ye yeni tekstil fabrikalarının açılmasıyla bu alandaki istihdamın artacağını vurguladı. Kentte tekstil fabrikalarının ihracat ağırlıklı çalıştığını ve yeni eleman ihtiyacının sürekli arttığını dile getiren Zıpkınkurt şöyle devam etti. Edirne'de yaptığımız çalışmalarda malumunuz tekstil iş kolunda ciddi bir istihdam yaratılıyor. İhracata tamamı fabrikaların %70-80 ihracata çalışıyor ve bunlar ihracatta devam ettiği sürece istihdam da artacak demektir. Son bir hafta 10 gündür birkaç tane yeni konfeksiyon anlamında Edirne'de iş yeri açılması söz konusu. Bunlarla alakalı da iş adamlarıyla görüşüyoruz. Onların yer talepleri var, yer arıyoruz, yer bulmaya çalışıyoruz. 3 ay önce Edirne'de personel bulamayan Edirne Giyim Sanayi Babaeski'de ofis açtı. Babaeski'de Edirne'ye personel getirmek üzere. Edirne'de işsizlik var mı sizce? Bayan istihdamında Edirne biliyorsunuz Türkiye'de 1 numara. Dolayısıyla fabrikalarda bayan erkek ayrımı yapılmıyor şu an. Yalnız gelsin ve çalışsın diye bakıyorlar. Edirne'de bana göre işsizlik yok, iş beğenmeme var. ETB Başkanı Özay Öztürk ise verilen desteklerin işverenlere avantajlar sağladığını belirterek kentin yapısına uygun sektörlere yatırım yapılması gerektiğini kaydetti. Beyaz yaka, mavi yaka olarak baktığımızda mavi yakada ciddi bir sıkıntı var. Daha doğrusu işte çalışacak adam bulunamıyor. Ve de biz bu taraflı, bu şehirde yatırımları geliştirirsek şayet bu her geçen gün büyük bir sancı haline gelecek. Ve de yatırım yapacak insanlar da bu şehire geldiklerinde araştırma yaptıklarında bu tabloyu görüyorlar.